Vallahi kaydı. Kaydımızı açtık. Yeni bir not defterini açalım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim birlikte. Evet. Not defterimiz gene if elif else'lerdeyiz arkadaşlar. If elif else diyebiliriz. If elif else yapıları diye başlık atalım. Şu if'i de if olmasın da if olsun. If elif else yapıları diye bir başlığımı koydum. Bir tane metin belgesi açalım. Şimdi arkadaşlar biz ne öğrendik? Biz farkındaysanız geçen ders if ve else'li örnekler yaptık. Yani ne oluyordu if deyince? If deyince bir lokal kod bloğu açıyordum. O lokal kod bloğunda bazı kodlar yazıyordum. Ama o kodların çalışması için o if şartının geçerli olması gerekiyordu, değil mi? O if şartı geçerli olursa aşağıdaki kodlar çalışıyordu. Bir de else diye bir tane daha şart koşuyorduk. If şartı geçerli olursa bunları yap. Else aksi takdirde bunları yap diye else'in de ayrı bir kod bloğu oluyordu. Bunu hatırladık. Hatırlamışızdır umarım. If, elif, else yapıları diye başlık atayım gene. Şimdi bunlara elif de eklenecek. Elif nerede ne işimize yarıyor? Hemen bir ufak konuşalım. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar yaptığımız örneklerde hep şu vardı. Şu 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 olursa bunu yap. Aksi takdirde bunu yap. Şu 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 olursa bunu yap. Yoksa bunu yap. Bu olursa bunu yap. Bu olursa bunu yap. Bu olursa bunu yap. Yoksa bunu yap. Hep böyle iki şart koşuyorduk aslında. Yani bizim yazdığımız kodların hepsinde şu anda iki şart vardı. Ya bunu yapacaksın, olmazsa bunu yapacaksın şeklinde iki tane şart koşuyorduk. Peki gerçek hayatta karşılaşacağımız problemlerde, olaylarda hep iki şart mı koşacağız? Tabii ki hayır. İki şarttan çok daha fazla şart gerekecek. Mesela iki şarttan farklı şartlar gerekecek. Diyeceğiz ki işte şöyle olursa bunu yap, böyle olursa bunu yap, böyle olursa bunu yap, olmazsa da bunu yap yani. En sonunda da bunu yap gibi bir else şartı yine koşacağız. Bunun gibi birden fazla şart koşacağımız durumlarda işte elif devreye girecek. Elif'i kullanacağız. Öncesinde şöyle bir alt başlık daha atayım. Şöyle yazalım önce. Bir yazalım şuraya. Bazen ne diyelim? Bazen birden fazla koşul yazmamız gerektiğinde biraz yakınlaştırayım. Uzak duruyor yine değil mi size? Bazen birden fazla koşul yazmamız gerektiğinde elifleri kullanırız diyelim. Elifleri kullanırız. Elif. Elif ne demek? Else if'ten geliyor. Else if'in kısaltması bu arada. Elif eşittir else if demek. Başka dillerde bunu else if diye göreceksiniz. Bazen else if de göreceksiniz ama elif sadece Python'da olan bir kısaltma. Elif demek else if demek aslında. Elif'i kullanacağız. Peki nasıl kullanacağız? Hemen bir tane örnek yapalım. Birden fazla koşul koşmak istediğimizde bunda elifleri kullanacağız. Mesela bir tane örnekle başlayalım. Şöyle bir sorumuz olsun. Nasıl bir sorumuz olsun mesela? Soru şöyle olsun. Kullanıcıdan bir yaş bilgisi alalım. Kullanıcıdan yaş bilgisini alalım. Yaşı 14'ten küçükse, yaşı 14'ten küçükse ne diyelim? Ekrana merhaba çocuk yazdıralım. Virgül. İşte yaşı 13-19 arasındaysa ekrana bu sefer ne yazdıralım? 13-19 arasındaysa merhaba genç yazdıralım. Merhaba genç yazsın. Başka ne yazdıralım? Biraz daha devam edelim şarta. Yaşı 19. Bu arada 14'ten küçük. 14 de dahil. 14'e eşit ve küçükse diyelim şuna. 14'e eşit ve küçükse. Burada da ya da eşiti boş ver. Bura 14'ten küçükse olsun. 14'ten küçükse. Şurası da 14-19 arası olsun. 19 dahil. Şu yazdığım sınırlar dahil arkadaşlar. 19 dahil. Burada da yaşı 20-30 arasındaysa diyelim. 20-30 arasındaysa ne diyelim? Espri yapmıştık. Evlenme vakti diyelim. Evlenme vakti diyelim. Virgül. Yaşı 30-50 arasındaysa ne diyelim? Ömür bitiyor yazsın. Espri olsun biraz. Ve son olarak yaş 50'den büyükse de yaşı 50'den büyükse hayatın son demleri yazalım. Evet. Neyse. Son demleri yazdıralım. Şimdi arkadaşlar örnek. Sonuçta bu bir örnek. Burada biz ne yapacağız? Hocam bu derste hep soru mu çözeceğiz? Evet hep soru çözeceğiz. Bir tane soruyu gene ben en başta gösteriyorum. Ondan sonraki soruları size soracağım. Evet, gönderdim. Sorumuz bu. Sorumuz bu. Şimdi bu soruyu birlikte bir yapalım.
Kullanıcıdan bir tane yaş bilgisi alacağım. Hemen age diye bir değişken ismi tanımladım. Bundan kullanıcıdan yaş bilgisini alacağım. Yaş bilgisini int input'la alıyorduk hemen. Int input. Evet, lütfen yaşınızı giriniz dedik. Kullanıcıdan yaş bilgisini aldık. Bunu age diye bir değişken atadık. Şimdi başlayacağım şartlarımı yazmaya. Şartları biz if ile yazıyorduk. If eğer anlamına geliyordu ve if kullanarak bazı şartlar koşuyorduk. Evet, if diyelim. Eğer neyse, yaşı 14'ten küçükse, eğer bu age küçüktür 14 ise. Yazımı bu şekilde oluyordu. If, buraya koşul, sonra da iki nokta. İse anlamına geliyordu bu iki nokta. Eğer yaş 14'ten küçükse, ne yazdırtalım aşağıda? Print, ne yazıyormuşuz? Merhaba çocuk yazdıralım alta. Evet, yaş 14'ten küçükse bunu yapacak. Şimdi alta indiğimde gene bir satır başı, bak uzakta başlıyorduk. Bunu hemen siliyordum. Aynı if hizasına getiriyordum. If hizasına. Siz buraya else öğrendiniz bundan sonra. Else diyorsun. Buraya başka bir şart yazıyorsun. Şimdi else desem aradaki bir dünya şart yok olacak. Aradaki bir dünya şart yok olsun istemiyorum. Onları da yazayım istiyorum. Şu 14-19 arasındaki şartı da koşayım istiyorum. Bunları da elif ile koşuyoruz arkadaşlar. Buraya elif. Else if anlamına geliyor. Anlamı şu. Yukarıdaki if sağlanmazsa bu elif şartını deneyeceksin. Elif şartı ne? Bu şartı da belirteceksin. Bu sefer yaşımız 14-19 arasında olsun istiyoruz. 14-19 arası nasıl yazılır? 14'ten küçük eşiti de var değil mi? Eşitliği buraya aldık. H 19'dan da 19'dan 14-19 arası ise. Eğer yaş 14 ile 19 arasında ise, evet, bu durumda ne yazdıralım istiyoruz? Bu durumda da print merhaba genç yazdıralım istiyoruz. Evet, eşittir ekledik. Küçük eşittir. 14'ü buraya dahil ettik. 19'u buraya dahil ettik. Sonra diğer şartımız gene elif. Başka bir şart daha var. 20-30 arasındaysa 20 küçük eşittir age. Küçük eşittir 30 ise bu durumda print evlenme vakti yazalım. Evlenme vakti. Sonra başka bir şartımız var mı? Bir tane daha şartımız var. 30-50 arası ve bir tane daha var. Bir de 50'den büyükse. Evet, şimdi bunda da bir ayrıntı var orada. Evet, elif 30-50 arasını yapalım. Age 30'dan küçük değil mi? 30 küçük age küçük eşit 50. Şu an bir hata yok değil mi? Bir bakalım. 19'u buraya dahil ettik. Tamam. Burada 19 yok. Buraya 20'yi dahil ettik. 30'u buraya dahil ettik. Buraya 30'u dahil etmedik. 31'den başlayacak. Tamam. Bir sıkıntı yok. Bu durumda ne yazıyormuşuz? Print ömür bitiyor. Peki. Devam. Ve son olarak da 50'den büyükse. Şimdi bu son şartı arkadaşlar. Son şartı genelde, evet, son şartı genelde Adem sil. Ben ödev atmasın demedim şu an bu çözmeniz için bir soru değil. Son şartı arkadaşlar elifle yazabiliriz. Evet, elif tekrar h 50'den büyükse diyebiliriz. H 50'den büyükse print hayatın son demleri yazabiliriz. Peki buraya kadar bir sıkıntı yok ama size önerim, yani genelde programlamacılıkta bu kullanılır. Şunların hepsi bir if bloğu olarak geçiyor. Şunun tamamı bir if bloğu olarak geçiyor. Ve if bloklarında biz en son bir tane else kullanmayı isteriz. Çoğu durumda bu olur. Yani şu durumda da şu son seçeneği ben elif h büyük 50 yazsam gayet de olur. Ama şöyle yazmayı öneriyorum. Yani daha çok else'i öneriyorum. Ama tabii eksili bir sayı falan girmeyecek adam. O şartlarda konuşmamız gerekecek. Ama biz şimdilik o durumu konuşmuyoruz. Son seçeneği else'li yapmak genelde kullanılır. Tamam, programlamada unutmayın. Bir tane if olur. Ondan sonra diğer şartları elifle elif 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 şeklinde koşarsın. Ve en son tüm durumları kapsayan şartı da bunlar olmazsa, bu yukarıdakilerin hiçbiri gerçekleşmezse en son else gerçekleşecek. Else'de de bu yazacak. Tamam. Bu şekilde bir kod yazmayı öneriyorum. Peki. Hocam burada şu soru gelebilir. Şunu bir çalıştıralım. Bunun çalıştığını bir görelim. Yaşımızı gireceğiz. İlk sefer olduğu için duruyor. Neden hepsini if ile yazmadık? Şimdi bunun cevabını vereyim. Kodu attım. Tamam, cevaplar attım. Yaşımızı girelim. Yaşımız kaç olsun mesela? Şu 17 yaşında bir çocuk olsun mesela. Buna ne diyecek? Buna merhaba genç diyecek. Çalıştıralım. Başka şöyle 40 yaşında biri olsun. 40 yaşında birine yavaş yavaş ömür bitiyor diyecek. Gibi gibi gibi. Tamam, kodlar gayet güzel çalışıyor. Şimdi şartları gayet koştuk. Nasıl bir şu sistemi bir kere kafanıza yazın arkadaşlar. Şunun tamamına bir if bloğu deniyor. If kod bloğu deniyor. If kod bloğu böyle çalışır. Bir tane if olur. İlk yazacağın şeyi if'le yazarsın. İlk şartını if'le koşarsın. Ondan sonraki şartları elif'le koşarsın. Elif bir şart. Elif başka bir şart. Elif başka bir şart.
Ve en sonunda da artık sona kalan şartta da genelde else'de koşarız. Ha, burayı elifle yapabilir miyiz hocam? Dediğim gibi yapabilirsiniz. Ama önerilmiyor. Son şartı else'de koşmak öneriliyor. Genelde ya son şart olmasa da bir tane else kullanmak öneriliyor yani. Bir tanesi çalışsın yani. Şunlardan hiçbiri çalışmadan çıkmayalım bu if kod bloğundan. Genelde bu isteniyor. Tabii durumdan duruma da değişir ama genel konsept için konuşuyorum ben. Şimdi gelelim şu soruya. Hocam if şart koşuyordu eğer anlamına geliyordu. Eğer yaş 14'ten küçükse bunu yap. Altına niye elif dedik? Niye else if dedik? Yani şurayı da if deseydim. Burayı da if deseydim. Burayı da if deseydim. Burayı da if deseydim. Yani bunu else deseydim ya da bunu da if'li bir şey deseydim. Olmaz mıydı? Şöyle yazsam olmaz mıydı? Arkadaşlar burayı da else olursa sıkıntı olur da burayı da if'li yazarsak if age büyüktür 50 desek. Evet, hepsini if'li yazdık. Hocam şu da bizim istediğimiz işi görmez miydi? Evet arkadaşlar görürdü. Ama bu çok hantal ve yavaş çalışan bir uygulama olurdu. Farkı anlatıyorum size. Şu şekilde olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Sen bir tane yaş gireceksin. Mesela çalıştıralım bu programı. Yaşını girin diyecek. Yaşımız kaç olsun? Yaşımız 50'den de büyük bir adam olsun mesela. Ya da şu gene şu aralıkta bir şey olsun. 45 yaşında biri olsun. Şu anda evet ömür bitiyor yazdık. Evet gayet de çalışıyor hocam. İstediğimiz çalışıyor. Ama şu anda nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Az öncekinden biraz daha farklı çalışıyor. Şu anda şöyle çalışıyor. Önce geliyor şu şartı deniyor. Yaşım 14'ten küçük mü? Denedim değil. Buraya girmedi. Sonra geliyor bu şartı deniyor. Yaş bu aralıkta mı? Girmedi. Sonra geliyor bu şartı deniyor. Bu aralıkta mı? Girmedi. Sonra geliyor bu şartı deniyor. Bu aralığa girdi ama durmuyor. Gidiyor bunu da deniyor tekrar. Ya bu 5 şartta inatla deniyor. 5 if'i de ille de deniyor. Her bir if'i kendi başına bir kod bloğu gibi düşünüyor. Ve her bir if'i illa da deniyor. Mesela şöyle bir örnek daha güzel olurdu. Mesela yaşımız şu aralıkta olsun. Yaşı 16 yaşında bir çocuk. Merhaba genç yazdırdı ona. Ama arka planda ne çalıştı biliyor musun? Önce şunu denedi. Yaş 14'ten küçük mü? Hayır, bunu çalıştırmadı. Sonra bunu denedi. Yaş 14 ile 19 arasında mı? Evet, bunu çalıştırdı. Çalıştırdı. İşlemi bitir değil mi? Daha ne devam ediyorsun? Yok, hala devam ediyor. Sonra bunu da deniyor. Yaş bu aralıkta mı? Hayır, bunu çalıştırmadı. Bunu da deniyor. Hayır, bunu da deniyor. Ya arkadaşlar boş yere şu 3 tane şeyi daha bilgisayara bir denettirmiş olduk. Ya bilgisayarın yalandan uğraştırıyoruz yani. Yalandan aktini alıyoruz. Şimdi bu ufak bir şey yazıyoruz diye çok fark etmiyor belki ama ilerisi için ben altyapınızı yapıyorum. Yani bu kötü bir kullanım. Bu kullanım o yüzden tasvip edilmiyor. Böyle yaparsan her if'i inatla dener. Her if'i kendi başına bir dünya kabul eder ve her if'i dener. Bu önerilmiyor arkadaşlar. Eğer şuralara elif yazarsa, şunlar if değil de elif olsa, şunlar şöyle elif 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 olsa, hani sonuncusu da elif olsun. Bu sefer çalışma mantığı nasıl? Bu sefer çalışma mantığı şöyle. Yaşımız mesela 16 yaşında biri olsun gene. Merhaba genç. Bak çok daha hızlı çalıştı bu arada. Nasıl oldu biliyor musun? If'i denedi, uymadı. Şuradaki elif'i denedi, uydu, işlem bitti. Aşağıdaki eliflere hiç bakmıyor bile. Şunların hepsini tek bir if bloğu olarak görüyor. Bunlardan bir tanesi çalıştığı an işlemi bitiriyor. Geri kalanlara hiç bakma bile bakmıyor. Anlayabildik mi? Neden elif kullanıldığını da anladık mı? Neden her şeyi if'le yazmadığımız buradan geliyor. Geçen hafta sormuştu biri. Başkalarının da kafasına takılmıştır. Hepsini if'le yazarsak arkadaşlar bilgisayara yalandan yük biner. Elif'le yazarsak bu şekilde çok daha pratik. Ve sonuncuyu da dediğim gibi son şartı da genelde elif'le değil de else'le koşarız. Bu da aklımızda olsun. Tabii kullanıcı eksili bir sayı girerse falan ortalık karışacak da. Şimdilik. İsterseniz ona bile girebiliriz isterseniz. Yani son şartta böyle koştuk. Şimdi kullanıcı ya eksili bir sayı girerse. Bunu da engellemek için ne yapabilirsin biliyor musun? En başta şunu diyebilirsin. Yani eğer kullanıcının girdiği age büyüktür değil mi? Büyüktür sıfırdan. Yani sıfırdan büyükse şuradaki işlemleri yap. Şunları şimdi bir tab daha yapıp şuradaki if'in altına aldım. Bak arkadaşlar. Önce başta bir şart koştum. Eğer yaş sıfırdan büyükse yani kullanıcı pozitif bir sayı girdiyse şuradaki durumları dene. Eğer adam gidip alta indim. Şu if'in hizasına geliyorum. Bak dikkatli ol. Şu en başta şu if'in hizasına geliyorum. Aksi durumda else'i buraya yazıyorum. Else aksi durumda yani yaş sıfırdan büyük değilse adam eksili bir sayı girdiyse aksi durumda print lütfen pozitif bir yaş giriniz diyelim mesela. Şu mantığı da anlayabildik mi? İlk başta adam yaşı eksili mi girdi artılı mı girdi bunu test ediyorum yani. Adam yaşı eksili girdiyse direkt bir uyarı vereceğim. Bunlar hiç denemeyecek bile. Ama adam yaş artılı bir şey girdiyse o zaman bunlar deneyecek. Bunlardan birini yazdıracak ya da yazdırmayacak. O 0-14 arası yine boş kalmış. Neyse.
şu mantığı da anlayabildik mi? If içinde if. Hocam nasıl ileri aldınız? Ben tab tuşuyla, tab tuşu. Q'nun yanında tab tuşu var. Tab tuşuyla ileri alıyoruz. Mesela hepsini seçip tab'e basarsan tak hepsini bir anda ileri alıyor. Anlayabildik mi? Bu şekilde. Yani en başa, yani if içinde if yapmış olduk burada da. Ha? If içinde if'ler de böyle olabilir. Böyle çeşitlendirebilirsiniz. Ben şu an ufkunuzu açmak için bunlar diyorum. E tabii adamın bir de şu durumu var. Ya adam ya int girmezse ya direkt sayı girmezse, yani değil mi? En başta bir de onu test edelim ya. Bir if daha koyalım yan dışa. Ya da şöyle diyelim. H sıfırdan büyük olsun. Daha doğrusu bir de type'ı, ilk önce type'ı int olsun yani. Şöyle şeyler koşabilirsiniz. Type H eşit eşittir int. Evet ise şunlar dene. Adamın type'ı int girdiyse bunlar dene. Aksi durumda lütfen bir sayı giriniz diyelim. Bir sayı. Neyse bunlar çok dallanıyor. Yani bu şekilde güzelleştirmeler yapılabilir. Sadece bunları söylemek için yaptım bunu. Bu kadarı yeterli. Peki elif mantığını anladıysak şimdi sizin çözeceğiniz sorulara geçtik. Size sorular atıyorum. Siz yapıyorsunuz, tamam. Evet, bir sonraki soru geliyor arkadaşlar. Bunları siz yapıyorsunuz. If elif farkını ben gösterdim. If elif farkını bir şeyle daha göstermek istiyorum. Bir örnekle daha göstermek istiyorum. Ondan sonra sorulara geçelim. Mesela şurada iki tane if ile soru yazalım. Bir tane a belirleyelim. A'mız 20 olsun. Eğer a küçüktür 25 ise şu yazılsın. Print a sayısı 25'ten küçüktür yazılsın. Tabii kesme kullanacaksak şuralar çift tırnak yapıyorduk değil mi? Evet. Evet 25'ten küçükse bunu yazacağız. Alta geçtim. Bir tane daha if belirliyorum. If a küçüktür 40'sa da bu sefer de ekrana şu yazsın. Print a sayısı 40'tan küçüktür yazsın. Şimdi şu şekilde yazdığımda ne olacak arkadaşlar? Şunu çalıştırırsam ne olacak? Şurası da çalışacak. Çünkü şu şartta sağlıyor. 20 dediğim sayı 25'ten de küçük. Ekrana dolayısıyla şu da yazdırılacak. Ondan sonra şurayı da test edecek. Burayı da deneyecek. Burada sağladığı için ekrana bu da yazdıracak. Ekranda iki tane şey yazacak. Çalıştıralım görelim. Evet. A sayısı 25'ten küçüktür de ekrana yazdım. A sayısı 40'tan küçüktür de ekrana yazdım. Ama ben pek çok durumda durumları kıyas etmek istiyorum. Yani şuradaki durumla şuradaki durumu kıyas etmek isteyeceğim çoğu zaman. Yazdığım iflerde. Dolayısıyla bunlardan biri çalışsın istiyorum. Gidip ikisi birden çalışsın istemiyorum. Bir tanesi sağlansın ve işlem bitsin istiyorum. O yüzden burada if değil de aynısını aşağı kopyalıyorum. Burada if elif deseydik. Şu ikincisi elif olsaydı. Bunu çalıştırdığımda en üstteki çalıştı. Şu if çalıştı. Şurayı çalıştırdım. Bundan sonra diğerine bakmadı bile. Diğer elife bakmadı bile. Tamam. Az önce anlattığım mantığın örnek hali. Şunu da alabilirsiniz notebooklarınıza. Gönderdim iki tarafı da. If elif farkı bu yani arkadaşlar. Elif kullanıyoruz biz genelde. Bundan sonraki örneklerde hep elif kullanacaksınız. Tamam. Elif performans sağlıyor. Dediğim gibi şunlara sadece bir tanesinin çalışmasını sağlıyor. Şimdi bir sonraki soruyla başlayalım. Evet. Sorumuz şuymuş. Alta. Kullanıcıdan bir tam sayı bilgisi alalım. Sonra ekrana nokta nokta sayısı pozitiftir ya da nokta nokta sayısı negatiftir ya da girdiğiniz sayı sıfırdır şeklinde 3 durumdan birini yazdıralım. Hadi bakalım. If de kullanacaksınız, elif de kullanacaksınız ve sona kalan durumu da else de yazmanızı istiyorum. Yani if de olacak, elif de olacak, else de olacak. Şu soruyu yapmaya çalışın bakalım. Kullanıcıdan bir sayı alacağız. Int bir sayı alacağız, bir tam sayı alacağız. Ondan sonra bu tam sayı pozitiftir, negatiftir ya da sıfırdır şeklinde bir dönüt vereceğiz kullanıcıya ekranda. Hocam pozitif negatif sayı ne? Evet. Alparslan kaç yaşındasın? Eksili sayılara yok. Çift ettik. Eksili sayılara 7. sınıfta. 7. sınıfta biliyorsundur. 7. sınıf bilmiyor muyum? 1'den 0'dan büyük sayılara pozitif sayılar denir. 0'dan küçük sayılar negatif sayılar denir. Tamam. 0'dan küçük sayılar negatif sayılar diyoruz. 0'dan büyüklere pozitif sayılar diyoruz. Tabii 5. sınıftan daha küçük olanlar şu anda negatif sayıları bilmiyor. 0'ın da altında eksil dediğimiz sayılar da var arkadaşlar. Neyse. Hadi biraz daha zaman verelim. Yapmaya çalışın herkes. Tamam Uğur Ahmet gidebilirsin. Beşte anlatıyorlar. Yedinci sınıfın konusu da var. Onunla ilgili evet. Ben de öyle hatırlıyorum. İlk temeller beşte atılıyor. Ama yedinci sınıfta da var. Evet hadi herkes şunu yapsın bakalım.
5'te bir tam sayılardan bahsediliyor ya. Yani. Yani eksili sayılarda olduğundan bahsediliyor. Ama çok detaya girilmiyor. Ben negatif sayılar ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Evet, cevapları bir gönderin bakalım gençler. Yapanlar cevapları göndersin. Evet, cevaplar gelsin. Cevap yok. Zamanı az verdik. Tamam, biraz zaman verelim. Yapanlar göndersin. Güzel. Evet, doğrudur. Evet, hesap olmuş. Evet, Ali Efe. Güzel olmuş. Evet, Adem Kurt. Güzel. Adem Kurt. Int diye bir değişken ismi belirleme. Yani o int eşittir, int input yazmışsın ya oraya. Int diye bir isim, değişken ismi belirleme. Oraya sayı de, tam sayı de ya da ne bileyim number de bir şey de. Int deme. Int özel bir fonksiyon. Değişken ismi olarak kullanma. Evet. Sayı bu falan filan. Tamam. Güzel. Evet. Atamların hepsinin cevabı doğru herhalde. Başladık. Kullanıcıdan bir sayı alacağız. Alacağımız sayıyı sayı diye bir değişkene atayabiliriz. Ya da number'ın yani number da diyebilirsin. Nam da diyebilirsin. Değişken ismini dediğim gibi sen belirliyorsun arkadaşlar. Klavye bozuldu. Bir şeyi bozdum. İngilizce klavye oldu. Hayvan yedik. Klavye nasıl değişiyordu? Yandık. İngilizce klavyeyi Türkçe'ye çevirme nasıldı ya? Bir şeye bastık. Ben şu anda eşittir yapamıyorum herhalde. Bakayım yapıyormuşum. O zaman burada mı bozuldu? Ha, tamam güzeldi. Tamam. Sayı eşittir. Sayı bir tane sayı alacağız adamdan. Int input. Lütfen bir tam sayı giriniz diyelim. Tamam. Adamdan bir tane tam sayı bilgisi aldık. Bunu sayı diye bir değişkene atadık. Şimdi kontrol edeceğimiz şey şu. Değil mi? Neyi kontrol ediyorduk? Sayı pozitif mi, negatif mi? If sayı büyüktür sıfırsa ne yazacağız? Print işte girdiğiniz sayı pozitiftir. Sıfırdan büyük sayılar pozitiftir. Girdiğiniz nokta nokta sayısı da diyormuşuz ya. Girdiğiniz şuraya formatlama yapalım hemen. Başına F koyduk. Girdiğiniz ne sayısı? Bizim şu sayı değişkenimiz. Girdiğiniz bu sayısı pozitiftir. Alta geçtik. Elif sayı sıfırdan küçükse bu durumda da girdiğiniz şu sayı negatiftir yazacağız. Kopyaladım, yapıştırdım. Şu sayı negatiftir yazalım. Tamam. Ve son durumda bir sayı sıfırdan büyük olabilir. Sıfırdan küçük olabilir. Bir de tam sıfır olabilir, değil mi? O son durumu da yani Elif'le de yazabilirsiniz. Elif sayı eşit sıfır da yazabilirsiniz. Ama genelde else de yazarız son durumu dediğim gibi. O yüzden burayı else de yazmanızı öneriyorum. Else durumunda da print işte f-string yapalım gene. Girdiğiniz sayı sıfırdır diyelim bunda direkt. Bunda f-string bir şey de yok hatta. Yani şu çift tırnak kullanalım şunlarda. Tamam. Bu şekilde yazarsak çalışır. E tabi adam int girmezse t şurada hata verecek. Neyse bu muhabbetlere şimdi girmeyelim. Ctrl Shift. Ha, teşekkürler Leyla. Hemen Ctrl Shift'e bastım gibi bir şey oldu az önce de. Tamam şu an çok sorun yok. Tamam bu şekilde yazarsak çalışacak arkadaşlar. Adam 7 girdi. Sayıya pozitif diyor. Adam eksi 5 girdi. Sayıya negatif diyor. Adam 0 girdi. Sayıya girdiğin sayı 0'dır diyor. Tamam. F klavye kullanmıyorum. Q klavye diyeyim. Devam edelim. Hadi bir sonraki soruya baktık. Evet, sorumuz kullanıcıdan sayı 1 ve sayı 2 bilgisi alalım. Sonra ekrana girdiğiniz işte şu sayı şundan daha büyüktür ya da şu sayı şundan daha küçüktür ya da eşittir. Yani küçüktür yazmamışız. Şu şundan büyüktür ya da şu şuna eşittir şeklinde bir şey yazdıracağız. Evet, şuna uğraşın bakalım. Sayı 1 ve sayı 2. İki tane sayı alacağız. Zor değil aslında. İki tane sayı alacağız. Zor değil mi Mehmet Eymen? Bu soru için mi zor dedim? Yoksa üstteki için mi zor dedim? Burada da iki tane sayı alacağım. Önce bir kıyas edeceğim. O ondan mı büyük? Yoksa o ondan mı büyük? Ona göre ekrana bir şeyler yazacağım. Bu bundan büyük ya da bu bundan büyük.
Ondan sonra son durumda da else de biri birinden büyük değilse birbirlerine eşittirler gibi yapacaksınız. Hadi bakalım. 38 zormuş. Evet. Çok zor gelmiş olabilir. Tekrarlara bakarsın gerekirse. Evet, yapmaya çalışın. Birazdan isteyeceğim cevapları bunda da. İki tane sayı bilgisi alacağız inputlu arkadaşlar kullanıcıdan. Inputlu aldığımız bilgiyi hemen int'e döndüreceğiz. Sayı bilgisi olduğu için, tam sayı bilgisi olduğu için. Ondan sonra da if'lerimizi, şartlarımızı koşarak programımızı yazacağız. Mehmet Emin, kaç yaşındaydın sen? Zor geldi bu soru. 12. Kaça gitmiş oluyorsun? 5 mi? Tam atma. Şu an atma. 7. sınıftasın. O zaman anlayabilirsin bunu ya. Evet, şimdi gönderebilirsiniz cevaplar bakalım gençler. Şu Paradox Est ismini değiştir. Burada negatif isimler kullanmıyor. Sadece kendi ismini kullanıyor herkes. Kim olduğunu göreyim. Evet. Güzel. Tamam. Anladım da karışık biraz. Evet. Güzel. Yapanların hepsi doğru. Hocam ne yapacağımı çok iyi biliyorum fakat yazamıyorum. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Hadi başlayalım. Kullanacağın iki bilgi alacağız değil mi? Hemen sayı bir diyelim. Tamam. Sayı bir. Int input. Lütfen. Birinci sayı giriniz diyelim. Lütfen birinci sayıyı giriniz dedik. Kullanıcı bana birinci sayı girecek. Aynı şekilde sayı 2'yi de alacağım. Kopyaladım, yapıştırdım. Bunu sayı 2 yapalım. Lütfen ikinci sayı girelim diyelim. Kullanıcıdan bu sayıları aldık. Sayı 1, sayı 2 bilgisini kullanıcıdan aldım şu anda. Şimdi kıyaslamalarım başlıyor. If, eğer. Eğer sayı 1 büyüktür, sayı 2 ise mesela. Değil mi? Sayı 1, sayı 2'den büyükse. İlk girdiği ikinciden büyükse ekranda ne yazdıracağız? Print. F-string halinde ne yazdıracağız? Girdiğiniz yani şu sayısı şu sayıdan büyüktür yazacağız direkt. Sayı 1 sayısı şu sayı 2 sayısından büyüktür yazdıracağız ekrana. Değil mi? Eğer o ondan büyükse bunu yazdıracağız. Elif sayı 2 sayı 1'den daha büyükse bu durumda da işte şurada aynasının yerleri değiştirilmiş hali yazdıracağız. Değil mi? Sayı 2 sayı 1'den daha büyük yazdıracağız. Ve son bir durum daha kalıyor. Ya ondan büyük, ya ondan büyük ya da bunlar birbirine eşit değil mi? En sona son durumu da else'de yazdırmayı önermiştim. Print şu sayısı şu sayıya eşittir diyelim en sonuya. Print f-string halinde yazalım. Sayı 1 sayısı sayı 2 sayısına eşittir diye. Evet. Tamam. Şunu çalıştırdığımızda iki tane kullanıcıdan bilgi alacak. 5 ve 7 mesela. 7 5'ten büyüktür. İşte ilk girdiğimiz daha büyük olsun 10. İkinci girdiğimiz 2 olsun. 10 2'den büyüktür. Eğer aynı sayıda girersek bu da 8 olsun. Bu da 8 olsun. 8 sayısı 8 sayısına eşittir gibi bir dönüt veriyor bize arkadaşlar. Tamam. Gönderdik. Evet, bir sonraki soruyla devam. Evet. Şurada ne istiyormuş bizden? Hemen baktık. Kullanıcıdan bir tam sayı bilgisi alacağız gene. Girilen sayı 2'ye ve 3'e bölünme durumlarına göre 2 ve 3'e bölünür. Sadece 2'ye bölünür. Sadece 3'e bölünür. 2 ve 3'e bölünmez şeklinde yazdıracağız. 4 tane durum var burada arkadaşlar. 4 durumu yakalayın. 4 durumu yakalayın. Tamam, bu soruyu çözeriz. Gönderdim soruyu. Kullanıcıdan bir sayı alacağız. Aldığı sayı 2'ye bölünüyor mu? 3'e bölünüyor mu falan bunlara bakacağız. Evet, şuna bir uğraşın bakayım hadi. 2,5 dakika size verelim. Evet, modla yapıyorduk. Leyla hatırlatma yaptı. Bölünme durumlarını modla kontrol ediyorduk arkadaşlar. Bazıları görüyorum hala bölü kullanıyor. Bölünmeyi modla yaptığımızı bir daha hatırlamış olacağız bu soruda. Tam bölünüyor mu, tam bölünmüyor mu? Bölümünden kalan sıfır mı, değil mi? Bu şekilde kontrol ediyorduk.
Evet, herkes yapsın. Birazdan isteyeceğim cevapları. Kere kullanıcıdan bir sayı bilgisi alın. Ondan sonra iflerinizi, eliflerinizi yazmaya başlayın. Hocam birinci kur ne zaman bitecek? Bunu dersin başında söyledim Leyla. Yani birinci kurun yaklaşık 2-3 haftalık işi daha var falan yani. 2-3 haftalık işi daha var. 2-3 haftaya bitiririm muhtemelen. Atacak değil. Siz biraz daha zamanınız var. 1,5 dakika daha sizin. Tamam. Yaklaşık 3 haftada konuştuğumuzda arkadaşlar, yani ortalama bir programlamacının bildiği şeyleri bilmiş olacaksınız, öğrenmiş olacaksınız. Ondan sonra geliştirmek size kalıyor tabii. Ondan sonra o bildiklerinizle projeler yapmak, ilerletmek sizin elinizde. İnternetten sorular araştırın, işte çözmeye çalışın. Ya da YouTube'dan başka videolar izlemeye devam edin. Durmayın yani, durmanızı önermem. Ben başka bir kursa gidiyorum. Bilsem de Python. Tamam, bilebilirsin. Güzel. İlgiye güzel projeler yaptıran hesaplar var. Evet, Instagram'da var öyle hesaplar. Oradan bulabilirsiniz. Farklı farklı yerlerden bir şeyler bulun. Bu öğrendiklerinizi pekiştirin. Antrenmanlar yapın arkadaşlar. Şurada yaptığımız soruların çoğunu ben kendim yazdım bu arada. Ama aynı bunun gibi bir dünya sorular var internette. Evet, cevapları gönderin bakayım gençler. Yaptığınız, yapabilenler cevapları göndersin bakalım. Peki, Adem, amenna'da 2'ye bölünür, 3'e bölünür. 2 ve 3'e bölünür şartı yok. 2 ve 3'e birlikte bölünür şartı yok. Evet, Mehmet Esat biraz matematik bilgisini kullanarak yapmış mı? Yapmış. Aslında onları yazmaya gerek yok. Evet. Evet. Kerem Koçan yapmış. End'le yazdığımız şeyleri parantezde yazsak daha iyi oluyordu Kerem. Ali Efe'de de hakeza aynı şey yapmış. Ama end'le olan ifadeleri parantezlerle bağlamayı unutmayın. Şu anda çalışıyor ama ileride çalışmayacak. Yani Pandas kütüphanesinde, NumPy kütüphanesinde parantez kullanmadan çalışmayacak. Neyse ben de hızlıca geçeyim. Hemen kullanıcıdan iki tane sayı alalım. Tamam, sayı bir. Hint, hint. Lütfen birinci sayı giriniz. Zamanımız yetecek bakalım. Lütfen birinci sayı giriniz dedik. Birinci sayıyı aldık. Aynı şekil sayı 2 ya. Sayı 2 var mı burada? Yok, sayı 1. Sadece bir tane sayı alıyormuşuz. Bir tane sayı aldık. Ondan sonra başlıyoruz. Diyoruz ki eğer bu sayı bölü 2 eşit eşit 0 ve araya and bağlacını siz biliyorsunuz artık. And ile yapalım bunu hemen. Direkt and bağlacını koydum. And sayı mod 3 eşit eşit 0 ise. Bu şu anlama geliyor. Sayı hem 2'ye ve 3'e bölünüyorsa hem şura doğru, bunları parantezde yazmanızı öneriyorum dediğim gibi. Şu iki parantez içindeki ifade de doğruysa burası çalışacak. Ekranda ne yazsın? Print sayı 2 ve 3'e bölünür yazsın. Bu arada bizi atacak arkadaşlar. Elif durumunda işte şunu deneyeceğiz. Elif durumunda sadece sayı bölü 2 eşit eşit 0'ı deneyeceğiz. Print sayı 2'ye bölünür. Bunu bir sonraki dersin başında bir daha anlatacağım arkadaşlar. Sayı 2'ye bölünür diyelim. Evet, yetişmeyecek. Boşuna koşturmayalım. Diğerinde de